Merhaba, ben Tunç Hatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün yorum yapmak için çok bekledim. Çünkü cuma günü zaten Amerika kapalıydı. Altın gümüş fiyatlarında da bir değişiklik olmadı. Amerika'dan gelen ekonomi verisinde de zaten beklentiler haricinde bir şey olmadı. Yani o tarafta hiçbir şey olmadı. Bizim borsada da bütün her şey seçime endeksliydi. Seçime endeksli derken seçim sonrası belirsizliğiyle ilgili bir durum vardı ve şu geldiğimiz noktada da bence seçim sonrası belirsizliği zirve yapmış durumda şu anda. Şimdi bu seçim hezimetinden sonra AKP ne yapacak? Bunun bir masaya yatırılması gerekiyor bayramda. Bayramdan sonra belki bir karar verecekler ya da kolay değil bu kararı vermek. Çünkü bu görünüm şunu gösteriyor. Efendim, Türkiye yüzyılının bir parçası, anayasa değişikliği falan bitti o. Türkiye yüzyılı da kalmadı, anayasa değişikliği de kalmadı. Bu şekilde devam edilirse anayasa falan değiştiremez bu AKP. Bitti o iş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa seçilmesi için erken seçim yapılması, işte o MHP'nin açıkladığı biz işte istifa edeceğiz falan, o da bitti. O da yok. O zaman bu şekilde devam edemez. Burada belki şöyle bir şey düşünülebilir. İki tane yolu var. Bir, bu şekilde devam edilsin. Gittiği yere kadar gitsin. Bundan sonraki genel seçimlerde de ne olursa olsun. Yani o gidişat kötü zaten. Diğer bir yol, ne var ne yok, her şeyi böyle muslukları açalım, yeniden bir kredi büyümesi yapalım, yeniden böyle işte doları baskılayalım falan, ne var ne yok satalım edelim. Eski o Şahap Kavcıoğlu zamanında yapıldığı gibi şahabi politikaya tamamen geri dönelim. Faturayı da Mehmet Şimşek'e işte veya Fatih Karahan'a, birilerine keselim. Veya Cevdet Akçay'a da olabilir. Ling Ming dedi adam, çünkü MHP'li. Ling Ming nedir dedi. Onlara keselim. Ve o şekilde referanduma gidip yarattığımız suni refahla referandumdan evet oyunu alalım. Seçim sistemini değiştirelim. Bir sene sonra da yeni seçim sistemiyle erken seçime gidelim. Kazanmaya çalışalım. Çok riskli. Mevcut durumda giderse işte dönemin sonuna kadar gidecek, ya çok riskli bir işe girişecek. Çok riskli işe girişecek olursa o zaman ne olur? Yani bütün bu kredi musluklarını falan açarsa o zaman borsada bir yükseliş görülür. Ancak doları da baştan biraz serbest bırakması gerekir. Dolayısıyla belki başta dolarda olmak, ondan sonra dolardaki yükseliş durduktan sonra borsaya geçmek daha mantıklı olabilir. Tabii ki dolar arttığı için gram altın da artacak. Tabii ki Amerikan hisse senedi fonlarındaki paralar da TL bazında artacak. Çünkü onlar da dolar bazında yatırım olmuş oluyor. Ama bu durumda bu şekilde devam edecek olursa CDS'ler de artacağı için Eurobond'lar ve Eurobond fonları, süreli olmayanlar, süresiz olanlar değer kaybedecektir. Onlar da olmak doğru olmayacaktır. Çok düşük bir ihtimal ki böyle bir şeyin ben olmasına, yani ben buna hiç ihtimal vermiyorum. Sadece ihtimallerden bir tanesi de bu konuşulabilir diye söylüyorum. Doğru olanı yapmaktır. Doğru olanı yapmaktır. Ve bunun, AKP'nin de doğru olan bir iş yapmasını ben beklemiyorum. O yüzden iki yol var sadece dedim. Üçüncü yolu hiç söylemedim. Çünkü doğru olanı yapmak onların kitabında yok. Yanlış olanı yaparlar. Ekonomide böyle. Başka işlerde doğru olanı yapabilirler ama ekonomide hep böyle. Bunu görüyoruz biz. Doğru olan nedir? Doğru olan şudur: IMF'e gitmek, kapısını çalmak, bize para verin demek. Mısır'ın yaptığı gibi dışarıdan paraları bulmak, itibardan tasarruf etmek, kamuda tasarruf etmek, kamunun kemerlerini sıkması demek. Faizleri ona göre ayarlamak, enflasyonu üzerindeki şaibeleri kaldıracak şekilde geçmişe dönük olarak ortalama fiyatlarla birlikte madde listesini yayınlamak TÜİK tarafından. Ve doğru olanı yapmak. Yani kemer sıkmak, kamuda tasarruf, itibardan tasarruf, enflasyonu doğru açıklamak, gerektiği kadar faiz vermek,
Tüm bunları yapmak, zor bir iki senelik dönemi geçirmek, IMF'den para almak, o sayede dışarıdan kaynak bulmak ve ondan sonra seçimlere gitmek. Bu doğru olanıdır. Bu doğru olanın yapılma ihtimalini ben hiç düşünmüyorum. Yani öyle bir şey yok. Yapılacak olursa ne olur? Yapılacak olursa borsa için pozitif olur. Dışarıdan bir paralar gelir. Ama daha çok faize paralar gelir. O daha önemli olur. Ve dolardaki baskılanma da ortadan kalkması gerekir. Çünkü bu rezervin de doldurulması gerekir. Dolayısıyla dolar bazındaki yatırımlar ilk başta gene para kazandıracak olur. Gene o dolardan çıkıp borsaya gelebilir ama bu ihtimali ben düşünmüyorum. Yani öyle bir doğru olanı yapmak diye bir şey yok bunlar kitabında. İşte yanlışlardan hangisini yapacak? Her şeyi açalım. O bir Şevki Yılmaz vardı böyle. Kasanın ağzını işte kasayı açması lazım. Mutfaktaki yangını görmesi lazım. Bu hırsızlara mı bırakacağınız falan bir şeyler anlatıyordu. Onun dediğini dinlemek ve ondan sonra artık istikamet Lübnan. O kesin yani öyle bir hiperenflasyona giden süreçte istikamet Lübnan. Ama siz borsadan dolar çıktıktan sonra para kazanabilirsiniz. Öyle bir ihtimal var. Ya da işte bu Mehmet Şimşek'ten falan gittiği yere kadar gitsin abi. Ne yapalım? Türkiye yüzyılıymış, referandummuş, işte anayasa değişikliğiymiş falan. Biz bunların üzerine bir bardak suyu içtik. Nasıl Naci Ağbal görevden alındı, o dolar fırladı, TL mevduatta kalanlara bunun üstüne bir bardak suyu iç dediler. Nasıl Şahap Kavcıoğlu indirdi faizi, dolar çıktı, gene TL mevduatta olana bunun üstüne bir bardak suyu iç dediler. Ondan sonra millet gitti, korktu, dolar aldı fırladığı zaman işte bir gecede acayip bir dolarlar satıldı. Kim sattı işte biz bilmiyoruz. Halk satmış bilmem ne olmuş. Kapandıktan sonra piyasa lan nasıl filan dendi. O doları alanlar zarar ettiler. Üstüne bir bardak suyu iç dendi. İşte emekliye üstüne bir bardak suyu iç dendi. Efendim ona İşte benim alım gücüm düştü diyen adama üstüne bir bardak suyu iç dendi. İşte vatandaş ne dedi? Sen de bu Türkiye yüzyılı ve anayasa değişikliğinin üzerine bir bardak suyu iç. Buyur bakalım şimdi düşün bundan sonra ne yapacaksın? Hezimet sonrası gelinen nokta budur. Borsa tam da şu hareketli ortalamanın geçtiği yerde kapandı. Yani piyasa ne olacağına daha karar veremedi. Belirsizlik anormal artmış durumda şu anda. Fatura kime kesilecek? Zannetmeyin ki sadece Mehmet Şimşek'e kesilsin. Bence faturanın kesilebileceği baş aktörlerden bir tanesi de Hakan Fidan'dır. Çünkü dış politikada çok fazla U dönüşü yapıldı. Bir para bulunabilir belki diye bu U dönüşleri yapıldı. Yunanistan'dan o kadar işte bir gece ansızın geliriz bilmem ne ederiz falan dendi. Anlaşalım dendi. Yunanistan'dan görüşüldü. Ne oldu? Yunan adalarına vizesiz işte 7 günlük seyahat izni verdi Yunanistan. Buradan oraya para gidecek. Biz bu işten zararlı çıktık. Peki Mısır'la anlaşıldı. Sisi mi denecekti? Binali Yıldırım mı denecekti? Sisi dendi. Mısır'la anlaşıldı. Ne oldu? Buradaki tekstilciler kalkıp Mısır'a gidiyorlar. Gene Türkiye bu dış politikada da zararlı çıktı. O kadar Gazi Meclis efendim hayır diyecek, izin vermeyecek İsveç'in NATO üyeliğine izin vermeyecek dendi. Ne oldu? İzin verildi. O kadar lafın üzerine izin verildi. Ne oldu? Amerika'dan F-16 alacağız. Yani buradan Amerika'ya para gidecek. Oradan bize Amerika'dan bir kaynak falan geldiği yok. Öyle bir şey de olmadı. İsrail'le ilişkiler düzelsin, bir işler yapılsın falan dendi. Yapıldı. Arkasından İsrail saldırdı Gazze'ye. Tekrar İsrail'le zıt düşüldü. Ticareti azaldı. Ne oldu? Gene o dış politikadan da bir şey gelmedi. Yani dış politikada bir fayda sağlanmış değil. Yapılan işlerde. Hep zarar.
Rusya ile işler yapılıyor. Rusya ile yanaştık birbirimize falan. Rusya'dan buraya paralar gelecek falan deniyordu. Ne oldu? Amerika dedi ki keseceksin bankacılık işleri. Benim dediğim şekilde olacak. O senin dediğin gibi şekilde oldu. İşte biz tarafsızız falan denirken şimdi top mermileri gidecek. Bizdeki üretimler Ukrayna'ya. Yine Ruslarla da olan ilişki de bozuldu. Dış politikada o da bir şey oldu. Yani dış politikada çok başarısızlık var. Yani dış politikada başarılı olacaktı. Buraya yatırım gelecekti, para gelecekti. E olmadı. Dolayısıyla yani Dışişleri Bakanı'na da fatura kesilebilir. Eğer fatura kesilecekse tabii ki kendisine kesmesi gerekiyor bu kadar şeyi. Yanlış üzerine. Ama yani hem ekonomide başarısız olundu. Çünkü Mehmet Şimşek geldi. Sadece halkı fakirleştirecek işler yaptı. Dolaylı vergilere abandı. Şimdi daha da abanacağım diyor. O zaman da sandıkta yansıması böyle oluyor. Yani size dedik değil mi? Bu TL riskini, TL varlıklar riskini almayın. Bu Türkiye'nin CDS'i çıkabilir. Bu Eurobond riskini almayın. Altında olanlar, dolarda olanlar için size reis var, gam yok. Amerikan hisse senedinde olanlar için de zaten orada sürekli rekor kırılıyor. Önümüzde ilginç bir hafta olacak ama daha da ilginci bence bayramdan sonraki süreç olacak. Onu da o zaman değerlendiririz. Bugünlük bu kadar.